Ne güzel bir doğum günü masası. Doğum günüm için tam da istediğim şey. What? Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıya çayım. Merhaba, çiçekler sizin için. Aa, ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözlerimi alamıyorum. Vay canına, çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz derecede lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. Misafirler gelmeden önce çiçekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Yummy. Jennifer, ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm ya ama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günüm masamda olmalı. Hayır, olamaz. Kıyafetimi ve çeşmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak? Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum, ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler, süper. Her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu görebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar sulu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dile mi ya? Hayır, bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin, senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia, kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Paniki oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Oh, çikolatayla içebilirim. Oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır, olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm, bu bir kazaydı. Kabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldığım için çok mutluyum. Seninki ne? Öğrenmek üzereyim. Annecim, çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! Bu! Ne beni korkutuyorsun? Ups. Tamam isabet. Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu. Başardım. Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonibon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Dahice planımı hayata geçiriyorum. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım, inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim.
tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü, arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak, çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına, ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır, bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefis bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesine güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerimle pastama dokunma. Hamburgeri neyse iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Aptal, bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi. Nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolata ile kaplı çörek ise tatlım olacak. Evet, neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Şu çıtır köfteye bak. Lezzetli. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk ol artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi sadece ekmek kaldı. Onu fiskiyede yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Bitirdiğine çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabilirim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim? Biliyorum, parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız, unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O açgözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. Gerçekten sevdin mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acilen biraz çikolata ihtiyacım var. Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay, çok fazla acılı çikolata içmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu? Yine de önemli değil. Asıl önemli olan rahatlamış olmam. Hadi büyük tane, oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam, bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kola almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Neredeyse mükemmel. Neyse, bunu ne içelim? Sirsen iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz boşaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına, bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam, kolaya biraz şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve
geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam, kapattık. Sallıyoruz. Çalkaladık. Oh, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi eserimi nasıl deneyecek? Hadi ama hadi, çok az kaldı. Oh, işe yaradı. Pekala, jöle neredeyse hazır. Sadece onu biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da jöle benzeri ve lezzetli olur. Tamam, soğutuyoruz. Hazır. Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen, tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle. Ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Sade bala çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Tabii güzel görünüyor ama jöle neden bu kadar parlıyor? Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse, şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Çok lezzetli. Sanırım kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum, bu kadar çok uğraşmam boşuma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. Waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay, Lizzie sütmüş. İnanılmaz bir şey. Tamam, hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. Aa, bu hiç etkileyici değil. Makinem bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle, hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Cil üzgünüm ama iki çırpma teliğiyle daha hızlı olacak. Bir şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hızlı. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına, çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır. Hala büyük şef Annie ile rekabet edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse, hiç de öyle değil. Gökkuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki krema ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. Okay. İşte baksanıza, müthiş olmuş. Torunum en çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel, güneşli, parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun Jill? Waffle'ın nerede?
Sakin olun, her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Yoksa değil mi? Tamam, sanırım bir şey buldum. Ama bu gerekmiyor. Bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Noodle, harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır, bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Bu da ne böyle? Bu ne, noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. İlginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış bana? En sevdiğim waffle'lar gibi görünüyor. Evet, mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be! Bu şef Annie gerçek bir sanat eseri yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo! Belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin waffle'larıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet, yaşasın, biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donut istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Okay. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi Oreo'yu kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Dadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinle karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Nerede o? İşte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ne kadar yavaşsınız. İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor. Çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. Ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donutlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerini delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donutlar donut olmaz. Bakın müthiş olmuş. Daha neler? Ben de bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler de neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse, şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Jill, özür dilerim. Neyse, sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. Bu donutlar gerçekten lezzetliler. Ben de denemek isterim. Bu senin için değil, kardeşin için. Tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. Tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donutları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendimle deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi Vicky, seç bakalım. Şef Annie'nin ne kadar güzel donutları var. Onları ilk deneyeceğim. Mükemmeller. Çok inanılmaz bir şey. Şimdi ne yapsam? Büyük annemin donutları. Bakalım. Lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Jill, umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına, çikolata hoşuma gitti. Ama yine de Şef Annie'nin donutları çok lezzetliydi. O zaferi alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et.